Merhaba, bu çalışmamızda Op Amp isimli elektronik devre elemanı tanıtacağım. Op Amp ismini verdiğimiz elektronik devre elemanı şöyle üçgen şekli de gösterilir. Sol tarafında iki tane giriş, sağ tarafında bir çıkışı vardır. Bir de bu cihazın pratikte kullanılabilmesi için, çalışabilmesi için artı besleme voltajına ve eksi besleme voltajına bağlanması lazım. Biz genelde mesela artı 12, eksi 12 kullanıyoruz. Ama analizlerimizde bu artı 12 ve X12 besleme voltajlarımız hep sabit olduğu için, hiç değişmediği için biz bunları hesaplama ihtiyacı görmüyoruz. Sadece iki tane girişi sol tarafa ve bir çıkışı sağ tarafa yazıyoruz. Bu opampın çalışma prensibi şöyle. Yaptığı iş, artı uca bağlı olan girişten, ben buraya V artı dedim, eksi uca bağlı olan girişi çıkartıyor. Ve bunu 10 üzeri 6, 10 üzeri 7 gibi yüksek bir rakamla çarparak çıkışa veriyor. Görüldüğü gibi buradaki e, yükseltme oranı op amp (operational amplifier) demek İngilizcede, çok ciddi bir oranda ikisinin arasındaki farkı yükselterek çıkışa veriyor. Biz bu özelliğini kullanarak öncelikle op amp'ları birkaç maksat için kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi karşılaştırıcı. İki voltajın değerini birbiriyle karşılaştırmak için hangisi büyük, hangisi diğerinden büyük veya küçük bunu hesaplamak için karşılaştırıcı ismini verdiğimiz opamp devresini kullanabiliyoruz. Bunun için gerekli devremiz şöyle. Opamp'ımızın iki tane girişine karşılaştıracağımız iki voltajı bağlıyoruz. Mesela ben artı girişine V1'i, eksi girişine V2'yi bağladım. Burada da artı 12 ve eksi 12 ile ...beslemiş olduğumuzu düşünelim, o pampımızı. Çıkışa bir voltaj verecek. Bu voltajın yaklaşık... ...değerini şöyle hesaplayabiliriz. V1 ile V2'nin farkı, V1-V2, sebebi V1 değeri artıya bağlı, V2 eksiye bağlı. V1'i ekliyoruz, yani artı V1, V2'yi çıkartıyoruz, eksi V2. Bunu yaklaşık 10 üzeri 6 ya da 7 gibi çok büyük bir rakamla çarparak çıkışa vermeye çalışıyor. Şimdi burada fark milivoltlar seviyesinde bile olsa hatta mikrovoltlar seviyesine düşse 5, 10, 20 mikrovolt olsa çıkıştaki değer mutlaka 12 voltu geçecek. Yüzlerce volt, binlerce volt olmak isteyecek. Tabii ki pratikte bu mümkün olmadığından çünkü en fazla o pump tamam bu işlemi yapmaya çalışıyor. Fakat elindeki voltaj artı 12 ve eksi 12 arasında sınırlı olduğu için en fazla artı 12 ve eksi 12 olabilir. Dolayısıyla V1 ile V2 arasında birkaç milivoltluk hatta mikrovoltluk fark olduğu zaman şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Eğer V1 V2 değerinden büyükse V1 artıya bağlı voltaj artı girişe V2 eksi girişe bağlı voltaj. Çıkan voltajın değeri artı 12 volt oluyor. Çünkü burada pozitif bir değer pozitif bir değeri 1 milyon ya da 10 milyonla çarparsanız çok yüksek bir pozitif değere ulaşıyoruz. Ama o pump en fazla bunu artı 12'ye çıkartabiliyor. Eğer V1 değeri V2 değerinden küçükse yani eksi girişteki voltaj artı giriştekinden daha büyükse şu işlemin sonucu negatif çıkacağından o pumpın çıkış voltajı eksi 12'ye geliyor ve sabitleniyor. Çünkü daha fazla aşağı inmiyor. Bu işlemin sonucu büyük bir negatif sayı çıkmasına rağmen o pump bunu eksi 12'de sabitliyor. Dolayısıyla karşımıza tam bir karşılaştırıcı çıktı. Çünkü şurası VO değerleri eğer V1 büyükse artı 12, V1 küçükse V2'den eksi 12. Ee, iki. i̇ki tane voltaj arasındaki, iki noktanın voltaj arasındaki milivoltluk farkları bile net bir şekilde bize veren bir karşılaştırıcı devre. Şimdi gelelim e, op amp devrelerini analiz etmeye. Op amp devrelerini analiz ederken iki tane altın kuralımız var. Bu iki Altın ve çok da basit olan kuralı bildiğimiz sürece, çok basit devre analizi kurallarıyla bütün op amp devrelerini analiz edebiliyoruz. Bunlardan birincisi, op amp girişlerinde akım sıfırdır. Yani şimdi baştaki op amp şeklimize bakarsak burada açık ve net olarak görebileceğimiz şu buraya I eksi diyelim, her zaman sıfırdır buraya I artı diyelim. Her zaman sıfırdır. Peki bu nasıl çalışıyor? Sadece voltajlara bakarak bir nevi voltmetre gibi. Sadece voltajlara bakıyor. ikisinin farkına bakarak, farkını algılayarak çıkışa voltaj veriyor. Tabii ki burada mesela buraya I out dersek bu belirsiz. Sıfır da olabilir. Pozitif bir değerde, negatif bir değerde olabilir. Peki buradan hiç akım girmediği halde buradan nasıl çıkıyor dersek işte bu bağlamış olduğumuz güç kaynaklarından sağlanıyor. Altın kural 1. Op-amp'ın girişlerinde akım 0'dır. Altın kuralımız ise eğer negatif feedback varsa negatif feedback ya da Türkçede buna geri besleme tabir ediliyor. Varsa Op-amp'ın iki girişinin voltajları eşittir. Çok ilginç, çok da güzel bir op-amp özelliği. Biz bu iki özelliği kullanarak, iki kuralı kullanarak bütün op-amp devrelerini çok basit bir şekilde analiz edebiliyoruz. Basit. Op-amp yükselteç devrelerinden başlıyorum. Şimdi biz bunlara inverting ya da tersleyen op-amp devreleri diyoruz. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Şöyle çok basit bir yapıda op-amp devremi kurdum. Şu giriş voltajım. Herhangi bir voltaj giriyorum. Bunu istediğim değerde yükselterek, zaten amplifier yükselteç demek, istediğim değerde yükselterek çıkışa vermek istiyorum. Şöyle basit bir yapıda kurdum. Bunu nasıl analiz edeceğim? Öncelikle bulmak istediğim şey Vout. Verilenler giriş voltajım ve şuradaki 2 adet direnç değeri. Buradan benim bilmiş olduğum iki adet altın kural vardı. Kural bir. Buradaki akımlar 0. Bu benim için ciddi bir kolaylık. İkinci kural. Eğer şuraya bakınız burası eksi girişi. V eksi diyeyim. Şuraya V artı diyeyim. İkinci altın kural. Önce birinciyi yazayım. I eksi ve I artı. I eksi ve I artı. ikisini de biliyorum ki sıfır amperdir. V eksi V artıya eşittir. Neden? Çünkü negatif feedback var. Yani çıkışından negatif girişine bir bağlantı söz konusu. İşte biz bu duruma negatif feedback, negatif geri besleme diyoruz. Geri besleme olması çıkıştan girişe bir bağlantı olduğunu, negatif olması ise eksi uca bir bağlantı yapılmış olduğunu gösteriyor. Bu durumda yapacağımız çok basit bir devre analizi. Nasıl? Şimdi V artı noktasının voltajı kaç? Herhangi bir noktanın voltajı eğer o nokta toprağa bağlıysa her zaman sıfırdır. Yani açık ve net bir şekilde biz şunu söyleyebiliriz ki V artı eşittir 0 volt. Çünkü çünkü toprağa bağlı. Peki V eksi kaçtır? Biz iki altın kuraldan biliyoruz ki V eksi her zaman V artıya eşittir. Çünkü negatif feedback var. Negatif geri besleme söz konusu. O zaman V artının voltajı kaç? V artının iki sıfırdı. V eksinin iki kaç? O da sıfır volt. O zaman biz bu devremizde devremi hemen şuraya çizeyim tekrar. Birçok noktanın voltajını hiçbir hesaplama yapmadan sadece bildiğimiz birkaç devre analizi kurallarından basitçe söyleyebildik. V1 R1 RF Yani şu noktalar 0 volt, 0 volt. Şimdi biz bu noktada bir KCL, giren akım çıkan akım kuralı uygularsak yani Şuraya giren volt akıma I1 diyelim. Buradan çıkana I2 diyelim. Neden? Çünkü ben bu bu noktaya giren akımları dirençler ve voltajlar cinsinden hesaplayarak V out'a ulaşmaya çalışıyorum. I1 değeri nedir? Özür dilerim. Önce KCL uygulayalım. I1 giriyor. Giren akım eşittir çıkan akım I2. Peki şuradaki akımı niye yazmadım? Çünkü altın kuraldan hatırlayalım. Burada bir akım söz konusu değil. Sıfır. Yani yazabilirsiniz de artı sıfır da yazabilirsiniz. Bu KCL. Şimdi bu akımı voltaj ve dirençler cinsinden yazalım. Nasıl yazılır? Bir direnç üzerindeki akım. Bakın I1 bu direnç üzerindeki akım. I2 ise bu direnç üzerindeki akım. Her zaman şöyle yazılır. Akımın geldiği taraf yani direncin artı ucu direncin eksi ucu. Burada şurası önemli. Akımın geldiği voltaj ucu akımın gittiği taraf. Bölü direnç değeridir. Burada I1 nereden geliyor? Yani direncin bu tarafının voltajı kaç? Burası sıfır. V1 kadar yükselirse V1 eksi Hangi volta gidiyor? R1'in diğer ucunda kaç volt var? 0. Bölü direnç değerimiz R1 eşittir şu denklemi açarak yazıyorum. I2 RF direnci üzerindeki voltaj akım. Bu I2 akımı hangi noktadan kaç volt'tan çıkıyor? 0 volt'tan çıkıyor. Kaç volta doğru gidiyor? V out voltajına doğru gidiyor. Hangi direnç üzerinden akıyor? RF direnci üzerinden akıyor. Elimde tek bir matematiksel denklem var ve burada tek bilmediğim Vout değeri. Yani şuradan Vout'u çekecek olursam denklemi tekrar buraya yazıyorum. V1 bölü R1 eşittir eksi V0 bölü RF. Buradan eksi V0 eşittir V1 çarpı RF bölü R1 ise V0 eşittir. Eksi RF bölü R1 çarpı V1. Yani çıkış voltajım giriş voltajımın negatif RF bölü R1 ile çarpılmış hali. Buraya hemen mesela birkaç E